poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau buttons, his cavaliero. The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Daltonlar için çiçek gücü. Dekal, dek. Selamlar ve saygılar mazlum kovboylar. Hayır, yine mi bu? Birlikte yeni bir dünya kuracağız yoldaşlar. Okumayı biliyorsun değil mi? Oh, evet. Eğer çok fazla harf yoksa okurum tabii. O zaman bunu okursun herhalde değil mi? Bu bütün çiftlik sahipleri bir hırsızdır. Evet, işte böyle yazıyor. Bütün çiftlik sahipleri hırsızdır ve ben çok iyi okuyabiliyorum. Bay Glatton bundan hiç hoşlanmayacak. Selamlar ve saygılar mazlum işçiler. Yoldaş, bana biraz su verir misin? Burada içecek dağıtmıyoruz. Satıyoruz ufaklık. Demek sen de taş kalpli, açgözlü, kapitalist bir zorbanın uşağısın. Hayır, ben barmenim. Bütün çiftlik sahipleri hırsız mı yani? Evet, işçilerden çalıyorlar. Sen işçi misin? Hayır, o çiftlik sahibi seni cüce. Ülkenin en büyük çiftlik sahibi Gilbert Glatton'la tanış. O zaman ülkenin en büyük hırsızı o demektir. Bana öyle söylemeyi keseceksin ve işçilerime o deli saçması broşürleri dağıtmayı da keseceksin, anladın mı? Hayır, kesmem. Sosyal adaletsizliğe sebep olan kötü çiftçilerle mücadeleye devam edeceğim. Sana adaletsizliği gösteririm ben. Ağaca asarak nasıl olur? Asıyoruz çocuklar. Güzel bir en az bir buçuk yıldır kimseye asmamıştık. Bugün kimse asılmayacak. Nedenmiş o yabancı söyle? Burası özgür bir ülke. İnancı yüzünden bir adama asmak yanlıştır çünkü. İşimize burnunu sokan kovboyu halledene kadar asılma bekleyecek o zaman. Glatton, son sözünü söylemedin daha. Gelecek sefer beni pantolonumun aşağıda olduğu şekilde görmeyeceksin. Teşekkür ederim yoldaş. Benim adım Vladimir İliç Zakuski. Hayatımı sana borçluyum. Hadi kardeşler gibi kucaklaşalım. Hayır, teşekkürler. Ben Redkit. Memnun oldum. Selamlar ve saygılar. İşte suyunuz bayım. Aroma için biraz arpa suyuna ne dersiniz? Yoldaş Redkit, bekle. Daha iyi bir dünya inşa ederken senin gibi cesur birinin yardımı çok işime yarar. Üzgünüm, yapamam. Kaçak mahkumları yakalamam gerekiyor. Anladım. Sosyal birliğin yolundan ayrılan 4 işçiyi bulman gerekiyor değil mi? He? Söylesene. Öyle de dönebilir. Sen git yeni dünyanı inşa et, ben bunu temizleyeyim. He? Peki yoldaş, eğer fikrini değiştirirsen gelip bana katıl. Hemen şurada bu yeşil tepelerde yeni bir sosyal nezaket kalesi, bir kardeşlik feneri kuracağım. İlham verici bir isim koydum. Özgür diyar. Herkes özgür olacak. Dekal. Çok deli gördüm ama bu gerçekten en zır delisi. Hadi Dülül, gidip şu Daltonları bulalım. Hadi. Gece biri ağırdan at çalmış. Hikayemi atlı posta geçtikten sonra tamamlarım. At çalındıktan sonra ahırda 4 çift ayak izi vardı.
Evet, o ayak izleri kime ait biliyorum. Joe, söyler misin neden bir at çaldık? Çünkü çok sinsiz. Ne sanıyordun? 4 at çalsaydık Red Kit bizim yaptığımızı anlardı. Oo, evet. Ama ya at 4'ümüzü taşımaktan bir tat düşerse? Önemli değil. Ben at etine meyilli sayılırım. Ne oldu? Kötü bir şey mi dedim? Yapma Joe. Kendini yoracaksın. Şuraya bakın çocuklar. Güzel, sakin, küçük bir kulübe. Dışarıya da bir eşek park etmiş. Orada kim varsa hayatının şokunu yaşamak üzere. Hadi gidelim. Geliyorum Joe. Sadece gün batımını izliyordum. Eller havaya. Elbette, ellerimi kaldırıp hoş geldiniz derim. Belli ki adaletsiz yasal sistemin kurbanlarısınız. Gelin kardeşler gibi kucaklaşalım. Mua. Selamlar ve saygılar. Mua. Çok çile çekmiş olmalısınız. Hey. Ama artık bitti. Hey! Bu kadar öpüşmek yeter. Biz Dalton çetesiyiz. O yüzden titreyip hayatın için yalvarmaya başla. Sizden korkmuyorum ki. Yasaların sizi tehlikeli, acımasız suçlular olarak damgaladığını biliyorum. Oysa işin aslı toplum size karşı suç işledi. Ama artık nihayet mutlu olabilirsiniz. Özgür diyara, özgürlüklerin diyarına, tüm insanların huzurlu yaşadığı, her çanakta bir tavuk ve diğer hoş ama gereksiz şeylerin olduğu yere geldiniz. Bu adam deli Joe. Eşeğini çalıp buradan gidelim hemen. Hayır. Burası mükemmel bir gizlenme yeri. Burada rahat edebiliriz. Ama bu durumda suyuna gitmemiz lazım. Evet yoldaşlar. Kalıp daha iyi bir dünya kurmama yardım edecek Tabii misiniz? Tabii ki yoldaş. Daha iyi bir dünya kurmana seve seve yardım ederiz. Özellikle de hapishanesiz olursa. Harika. Hadi işe koyulalım. Çünkü kaybedecek vaktimiz yok. Sizin gibi binlerce dürüst, cömert, barışçıl insan için ev yapmamız gerekiyor. Son broşürümü okur okumaz gelip özgür diyarda neşe içinde yaşayacaklar. Aletlerinizi alın. Hadi inşaata başlayalım. Beni kardeş gibi kucaklayana kadar olmaz. Şu andan itibaren kimse pantolonumu düşüremeyecek artık. Bay Glutton! Bay Glutton! Ne oldu? Ne var? Şu küçük adam. Yine iş başında. Özgür diyar. Mazlum işçiler, daha iyi bir dünya sizleri bekliyor. Özgür diyara gelin. Adaletsiz yasalar yok, çıkarcılar yok, hırsız, çiftlik sahipleri yok mu? Bunun savaş anlamına geldiğinin farkındadır umarım. Hammond, kaldır beni! Kaldır, kaldır! Vay vay, bu izler ağır bir atın hafifleyip 4 nala uzaklaştığını gösteriyor. 4 çift ayakta yürüyerek gitmiş. Düldül içimden bir ses Daltonlara çok yakınız diyor. Joe, rahat ederiz derken kastettiğin buysa hapishaneye de dönsek olurdu. Kapa çeneni, amaral! Amaral! Çalışmak zor. Ama burada kaldığımız sürece Red Kit bizi asla bulamaz. Yoldaşlar, sizi inanılmaz mutlu edecek haberlerim var. Özgür diyara yeni bir yoldaş geldi. Selamlar ve saygılar. Çok zeki olmayabilirim ama bir şeyi biliyorum. Red Kit'ten hızlı silah çekmeye çalışmak vakit kaybıdır. Evet, hapse geri dönüyorsunuz. Ne? Hayır, hiçbir yere gitmiyorlar. Ama onlar tehlikeli kaçaklar. Özgür diyarda kaçak yoktur sevgili yoldaşım. Çünkü burada yasa yok. Nezaket ve konukseverliğin evrensel yasası hariç tabii ki. Bu güzel bir yasaymış. Çiğnemek istemem doğrusu. Bu 4 adam özgür diyarda yeni bir dünya kurmama yardım ettiği sürece onları hapise geri götüremezsin. Pekala, öyle olsun. Özgür diyarın evrensel yasasına uyacağım. Bizi tutuklamıyor musun? Hayır, yasayı çiğnemeyeceğim. Siz buradan çıkıp ayrılana kadar bekleyeceğim, sonra tutuklayacağım. Yoldaş, dikkat et!
Tehlikeli bir silah. Biri bana yardım etsin. Nasıl bir duygu patlaması? İçimi ısıtan bir dürüstlük. Buradan yakın zamanda ayrılacağımızı sanıyorsan tekrar düşün kovboy. Çünkü biz daha iyi bir dünya inşasına yardım ediyoruz. Ne haber? Göreceğiz bakalım. Bunu hayatta kaçırmam. Yoldaş, o imha aletlerini ne yaptın bakalım ha? Evet. Silahlarımızı nereye koydun? Onları bulamayacağınız bir yere. Kurşunları da çıkardım. Bu çorba işte fena değilmiş. Evet, iyi yemek için teşekkür ederim. Ben artık yatıyorum. Yoldaşlar, maalesef bir tane yatağımız var. Ama sorun değil, hepimiz sırayla yatarız. Özgür diyarda herkes eşittir ve hatta ayrıca... Teşekkür ederim ama ben yıldızların altında uyumayı tercih ederim. Bak sen şu işe. Bu o sıska adam. Onunla görecek bir hesabım var. Üstünü atlayalım, sonra da kısa boylunun icabına bakarız birlikte. Uyuyor mu? Görüyor musun? Evet yoldaşço. Kesinlikle uyuyor. Bebek gibi uyuyor yoldaşço. Bana şöyle demeyi keser misin taş kafa? Redkid'i haklayıp buradan gidiyoruz. Çifte o. Çok kolay olacak bu iş. Lafımı hak etmek için neler yapıyorum? Tulum giymemeliydim patron. Senin vücuduna gitmiyor. Ne oluyor? Silah sesleri duydum. Sadece çakal sürüsüydü. Onları korkutup kaçırdım. Siz hep bu saatte mi çalışıyorsunuz? Evet. Uykumuz olmadığı için çalışalım dedik. Ne kadar soylusunuz. Oysa ben pis bir kapitalist gibi horluyordum. Ama siz yolumu değiştirmeme yardım ettiniz yoldaş. Şu andan itibaren gece gündüz çalışacağız. Özgür diyar bitene ve sosyal adaletin ışığı daha iyi bir dünyayı aydınlatana kadar kazmaları elimizden bırakmayacağız. Yoldaşlar... Size söz veriyorum. Özgür Diyar Halk Cumhuriyeti sokaklarının adı Joe, William, Jack ve Averell Dalton olacak. Averell Dalton sokağı. Kulağa ne kadar da hoş geliyor. Gördün mü yoldaş Redkit? Bu adamlar suçlu değil. Sadece özgür yaşamaları gerekiyordu. O zaman hemen içlerindeki iyilik ortaya çıktı. Böyle devam ederse yakında iyi bir silah koleksiyonumuz olacak. Az önceki yardımın için teşekkürler dostum ama zaten uyandım. Tabii ben de fino köpeğim zaten. İyi geceler ve unutmayın atımın gözü üstünüzde. İlk fırsatta Redkit'in işini bitirip buradan toz olacağız. O kadar. Hayır, kalmamız gerek Joe. Çünkü daha iyi bir dünya inşasına yardım etmezsek adımı sokak tabelasına nasıl yazacaklar? Bir fikrim var. Adını alnına kazarım. Gel buraya. Oh. Oy, bu çok acıyacak. Dikkat et biraz. Atın dişleri çok keskin. Seni fena ısırmış patron. Gelecek sefer fenalık yapan ben olacağım. Bu sözümü unutmayın. O sıska bunu ödeyecek. Çok bastırma sana. Nereye gidiyorsun? Mazlum işçileri, tüm insanlık için parlayan umut ışığı olan özgür diyara davet eden broşürlerimi dağıtmaya gidiyorum Red. Bu iyi bir fikir değil. Gilbert Glutton'ın adamları orada olabilir. Yoldaş Red Kit, sence ben tehlikeden korkar mıyım? Kulak misafiri oldum da Red Kit bu sefer haklı. Özgür diyarın liderliğine ihtiyacı var yoldaş Zagorski. Broşürleri hayatı daha önemsiz biri dağıtsın. Mesela Averell. Şunu söylemeliyim ki böyle konuştuğunda çok inciniyorum Joe. Kapa çeneni.
Merak etme, Averell'e güvenebilirsin. Üç kağıt çeviremeyecek kadar sersem. Sersem ha? O broşürleri başkası da alsın. Çünkü ben sersem sersem kazı yapıyorum. Başlatma şimdi Averell! Kardeş sevgisi çok harika bir şey olabiliyor. Glutton'ın adamları bir Dalton'a saldırmaya cesaret edemez. Ben de öyle düşünmüştüm. Ama Averell'in size silah bulmasına falan güvenmeyin sakın. Aa, merak etme, bana asla güvenmezler. Oh, rahat ol Redkit. Yeni bir dünya kuruyoruz, unuttun mu? Yoldaşlarına güvenmeyi öğrenmen gerekiyor. Çok doğru. O imha aletini kenara kaldır. Burada yaşayan nazik insanları çok rahatsız ediyor. Evet, benim gibi. Özgür diyar, barış, uyum ve iyi niyetin diyarıdır. Tamam. Sevgili kardeşim, bu broşürleri alıp taşradaki mazlum işçilere dağıt. Ve bize silahla at bunu. Ama Joe... Bunun için bana güvenmediğini sanıyordum. Kapa çeneni ve ne diyorsam onu yap. Senin man kapalı. Zırhlı pantolon askısına ne dersin patron? Ya da demirden yapılmış kemer. Kapayın çenenizi, düşünüyorum burada. Ha, buldum. Niye daha önce düşünemedim ki bunu? Çok daha iyice patron. Artık pantolonun hayatta düşmez patron. Beni şişman göstermedi değil mi? Hayır, çok zayıf göster. Oo, selamlar, saygılar. Değerli eşyalarınız sizde kalsın. Ben sadece birkaç tane at isteyecektim, o kadar. Bizimkileri alabilirsiniz Bay Dalton. Aa, unutmuşum. Bana silah da lazım. Bu arada mazlum işler için yeni bir dünya inşa ediyoruz. Adınız bir sokağa birisini istiyorsanız özgür diyara gelin. Çok güzel Bay Dalton. Nasıl isterseniz Bay Dalton. Bay canına ne kadar da kolay oldu. İlk defa işleri batırmadım. Peki patron, planımız nedir? Çok basit. Hareket eden her şeyi vuracağız. Hey Joe, Averell döndü. Çocuklar, harika haberlerim var. Bizimle yaşayacak yeni yoldaşlar buldum. Ona silah buldum. Ve at bulmasını söylüyorum. O yolcular hala içerideyken posta arabası getiriyor. Averell biraz abartmaya meraklıdır da. Yeni yoldaşlar mı? Daha ne harika. Selamlar ve saygılar dostlar. Hadi kardeşler gibi kucaklaşalım. Durun. Bu sefer önce ben. Peki. Bir dakika, bu insanlar kendi istekleriyle gelmemiş. Öyleseye korktuklarını görmüyor musun? Hayır, hayır, hayır. Hiç de korkudan ölmüyoruz. Son derece hayattayız. Ve buraya kendi isteğimizle geldik efendim. Evet, hepimiz kendi isteğimizle geldik. Çok hevesliler. Bir kez daha yanıldığın kanıtlandı. Çocuklar, o arabayı çalıp buradan gideceğiz. Ama Joe, daha dağıtacağım bir sürü broşür var. Çeneni kapatıp yürümezsen gözünü morartacağım senin. Yoldaşlar, neden öyle elleriniz havada duruyorsunuz? Ellerimizi havada tutmayı seviyoruz. Çok rahat. Doğrudan. Ve klas. Bu iş gittikçe kötüleşiyor. Yeah! Yürüyün hadi, yeah! Affedersin dostum, eğer takacak vaktim olmadı. Hey Joe! Burada bir sürü silah var. Ha! Düldü, dur, dur, ooo! Yoldaşlar, elleriniz havadayken daha iyi bir dünya inşa edemeyeceğinizi söylemem gerekiyor. Baksanıza, artık güvendeyiz galiba. Görün artık sen sevatlar! Siper alın! Bizi bekleyin! Şimdi ne yapacağız Joe? Belli değil mi? Ateş edin. Hayır, reskide aptallar. İnsan merak ediyor. Ne zaman ders alacağız? Aha, sakin ol. Biz hep kazanırız. Sabahları barut kokusuna bayılıyorum harika. Ateş etmeyin. Kadınları serbest bırakın.
çıkın. Çocukları da unutmayın. İyi de burada çocuk yok ki. Benim zeka yaşım 4. Hey! Herkes nerede? Sanırım hepsi korkup kaçtı patron. Özellikle de pantolonları düştükten sonra. Bugünlerde yardım almak neden bu kadar zor acaba? Ateş etme Glatton. İçeride masum posta arabası yolcuları mahsur kaldı. Onları serbest bırakmalısın. Şoför de, o da serbest kalmalı. Tamam, onlar çıkabilirler. Yoldaşlar, gitmemelisiniz. Daha iyi bir dünya inşa etmek istemiyor musunuz? Özgür diyarda huzurla ve birbirinizi severek yaşamak istemiyor musunuz? Unut gitsin Bücür, biz gidiyoruz. Sıkışıp kaldın Redkit, bizi buradan nasıl çıkaracaksın? Ön kapıdan Joe. Daltonları da gönderiyorum. Daltonlar mı? Daltonlar mı? O zaman o sıska adam da Redkit olmalı. O haydutları nereden tanıdığımı merak ediyordum zaten. Ne yapıyorsunuz siz? Ha, bizim işimiz sürünün kaçmasını önlemek değil mi Hammond? Söylesene. Kurşunları durdurmamızı istiyorsan zam konusunu konuşmamız gerekiyor patron. Hemen yerinize dönün. Ateş etmeye başlayın hadi. Oh, hayır. Bu kadar yeter. İkiniz de kovuldunuz, ikiniz de. Biz kazanırız demiştim. Gördünüz mü yoldaşlar? Kapitalist düzenin güçlerini yendik. Hadi herkes aletlerini yalsın, işe dönüp birlikte daha iyi bir dünya inşa edelim. Hadi çocuklar. Artık buna dayanamıyorum. Anlamıyor musun? İyi dünyanı falan istemiyoruz. Zenginler soygun ve zulü olmayan bir dünya mı? Bu duyduğum en aptalca şey. Lütfen Redkit. Lütfen bizi hapse geri acele götür. Acele edersek salıya kadar orada oluruz. Salı günleri mısır püresi veriyorlar. Hoşça kal küçük dostum. Elveda yoldaş. Huzur ve adalette inancını hiç kaybetme. Daha iyi bir dünya için payına düşeni yap. Aa, merak etme, yapacağım. Bu benim adıma bir sokak olmayacağı anlamına mı geliyor? Kapa çeneni Averel. Pekala. O zaman yoldaşlar, yarın çiftliğe gidip çok çalışan ineklerin sömürülmesini protesto edeceğiz. Mücadele devam etmeli. I'm a lonesome cowboy.